Efendim tadı damağımızda kalmıştı. Sayın Fatih Buhara Benzek abimizi de bulmuşken özellikle bugün çok otantik bir yerdeyiz. Konuşma argümanlarımızda, meselelerimizde tam sizin gönül yapınıza uygun bir şekilde dostluk, geçmiş, kültür, şiir, edebiyat, sanat bunların hepsini Fatih abimizle tekrar konuşacağız. Otantik bir yerdeyiz. Bugün Denta Havalandırma'nın iş yerindeyiz. Sevgili Ümit Verecev abimizin Mekanındayız. Bize kaplarını açtılar. Allah razı olsun. Fatih abicim merhabalar. Merhabalar efendim. hayırlı mübarek bir gün içerisindeyiz ve herkesin genel itibariyle sorduğu bir şey var. Eski Ramazanlar nerede? eski Ramazanlara ne oldu? Ben de size biraz daha farklı bir şey sormak istiyorum efendim. Eski insanlar nerede? Eski anlayışımız, eski kültürümüz, eskiye sahip çıkışımız Eyvallah. nerede efendim? Öncelikle ben de teşekkür ediyorum davetiniz için. Yani böyle güzel bir ortamda, nostaljik bir ortamda e, sevgili ağabeyler Ümit Uçar, Recep Uçar, Denta Havalandırma. Yani kişinin e, gönlündeki yansımasını şu an burada görüyoruz. İşleri başka ama Recep Usta'nın meşguliyetini görüyorsunuz. İnsanın evet. yani yaptığı işin gönlünde duran bir şeyin yansımasını hayatına tatbik etmiş. O kadar yani radyolar daha izleyenlerin göremediği bir sürü nostaljik bir böyle malzemeler var burada. Belki bunların çoğu bizden yaşlıdır. Evet. Yani insana böyle bir tefekkür ettiriyor. İnsanın çocukluğuna mahalledeki olan hatıralarına götürüyor. Ayrıca onlara tekrar teşekkür ediyorum. Yani alkışlanacak bir iş. Gerçekten tebrik ediyoruz abi. Yani programdan önce de konuşmuştuk. Yani bu iş para versen yapılacak iş değil. Evet. Yani bu severek yapılacak iş. Böyle bir gönül vererek yapılacak bir iş. Yani işte insan bir şeye gönül verdiği zaman neye meylederse onun mükafatını muhakkak alıyor. Artık böyle bir paratoner gibi oluyorsunuz. Yani hatta Recep Usta ile de görüşmüştük. Artık diyor beni buluyorlar diyor. Çünkü onun meşguliyeti bu. Evet. Onun meşguliyeti bu olduğu için insanların da böyle eline bir ürün geçtiği böyle nostaljik bir şey geçtiği zaman ya bu Recep abiye yarar diyorlar onu ona getiriyorlar. İşte i̇nsan da belki böyle olmalı. Yani iz bırakan bir şey olmalı. Birisini yani adı bir yerde geçildiği zaman onun meşguliyeti de konuşulmalı. Hem burada bir ne devreye giriyor? işinin ehli olduğu, burada bir merakı olduğu, bir gönlünü bağladığı bir şeyler var. Ve bunu diyor bu Recep Usta bunu e, muhafaza eder, ona yakışır. Ya mi? bir cevher bulsak bunu sarrafa götürürüz. Bunun değeri nedir, kıratı nedir değil mi? Altın bulsak. Ee, evet. İnsanı da böyle bir, insanı kamil için bir sarrafı var mı? İnsanın sarrafı var mı? Elbette olmaz mı? Yani hani başta gizgahta söylediniz ya. Aslında eskiyen bir şey yok. Ramazan aynı Ramazan. E, ee, mübarek günler aynı mübarek günler. Ya insan aynı insan. İnsan serüveni değişmedi. Aslında insanlar değişti de Rab değişmedi. Rab aynı Rab. Aslı saadetin Rabbi de Allah Azze ve Celle'ydi. Ondan önceki çağların da kainatın sahibidir. Ama insanlar değiştiği için anlayışımız değişiyor. Ve şu önemli bir şey. İnsan bulunduğu çağdan hayatına yön vermeye çalışırsa çok affedersiniz fikirler, hissiyatlar güdük kalır. Şimdi bir apartman düşünün. 20 katlı bir apartman olsun bu. Apartmanın birinci katında oturan ile 5, 10, 20. katında oturanın bakışı farklı olur. Herkes baktığı yerden bir şeyleri yorumlar. Baktığı yerden gördüğü kadarıyla söyleyebilir. Şimdi 20. kattaki adam Ankara'yı olduğu gibi seyreder. E birinci kattaki adam kapısının önünü görür. E şimdi o birinci katta oturuyor diye, 20 kattaki adamın gördüğünü görmüyorum diye bir şeyler yok değil. Yani e, eskiye bakış, Ramazan'a bakışta kat kat değişiyor mu? Değişiyor. Bakan. Elbette değişiyor. Yani maalesef çağımızda da e, biz bunun ciddiyetini kaybettik. E, Ramazan'ın olsun, orucun olsun, ibadetlerin olsun. Yani edebiyatımızın, şiirimizin, insanın hayatına yön verecek böyle kamil noktadaki böyle kemalat verecek şeyleri kıymetini biz kendimiz yitirdik. Yoksa onların muhtevasında o kıymetli değerlerimizin, ilkelerimizde değişen hiçbir şey yok. Biz değiştik. Biz ilgimizi... Bak güzel bir kavramlar vardır. Allah dostlar hep öyle şöyle söyler. Her şey sevmekle başladı. Önce kişi bir şeye ilgi duymalı. İlgi sevgiyi doğurur. Sevgi muhabbeti doğurur. Muhabbet aşkı doğurur. Aşk vecdi doğurur. Hani güzel bir söz vardır, sende yok diye elde yok zannetme demişler. Şimdi bunu anlayabilmek için önce sevginin, ilginin ne olduğunu bilmek lazım. Aslında insanların çoğu sevmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Özür dilerim, tırnak açayım. Tam mevzuda şiire gelmişken e, Cemal Safi rahmetleniyoruz. Merhaba Var mı olsun. beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Eyvallah. Kalmasa da şöhretimi duymayan varlığımı tarif etmek zor, zor benim. benim. Şimdi bu aşk dediğiniz yaşanmadan çözülmeyen bir sır değil mi? Yani amin, amin. bal demeyle ağız tatlanıyor mu? Nasıl tarif edebilirsiniz bunu? Vücut bulmadan nasıl tarif edebiliriz? Ya şimdi hani güzel bir söz var, Kanuni Sultan, cümlenin maksudu bir rivayet muhtelif demiş. Herkes işte Cemal Safi var mı ben içinize tanıyan demiş. Abdurrahim Karakoş ne demiş? Çözemedim, çözülmüyor, mihriban demiş yani. Bu insanın kendi içerisinde olan bir şey kendi gönül dünyasında olan bir şey. Aslında yani çok da izah etmeye de, tarif etmeye de aslında lüzum yok. İşin ehilleri bunu tarif edeceğim diye, anlatacağım diye uğraşmıyorlar. Tek tesellim şudur. Hani hep şunu savunuyorum. Hakiki manada aşkı yaşayan, muhabbeti yaşayan insanlar bunu sır gibi içinde kalbinde taşıyor, yaşıyor. Ona bakanlar bu aşıktır diyor. Ya ben aşık adamların, hak aşıklarının diyeyim, ben aşığım dediğini hiç duymadım yani. Ama ona baktığınız zaman <laughs> kesinlikle, bakın divanda bir beyt var hatırlayabilirsem kitab kalem yetmez aşkı methetmeye, yanmak gerekir aşk, aşk diye. Ben kelam ehliyim, ehli kalbe muhtacım. Bazen devri derya, bazen zerreyi suyum demiş. Yani kelamla, kelam kibar lazımdır. İnsanın gönüllerini hoş eder, gönül mamur eder. Çünkü insanın kalbi de, karnımız midemiz gibi insanın kalbi de acıkır. Güzel söz hoştur. Güzel söz insanın hayatına terakkiyi oluşturur. Güzeleme meylettirir. Şimdi... Ama e, kelam kibarda kibarı kalemeyin. Tabii. Yani Amen Büyüklerin sözü Amen olunca da. güzel oluyor. Tabii hani sözlerin büyüğü büyüklerin sözleridir evet. demişler ya. Dolayısıyla bizim meşguliyetimiz önemli. İnsan hani demin yarım kaldı onu atlamayalım. Benim için önemli o. Şimdi çağın hastalığıdır. Herkes birbirini sevdiğini iddia ediyor. Fakat o sevginin bir tasvirini bir yapalım. Bunun içeriğinde muhtevasında ne var? Adama sorsak sevgi nedir desek "Ölüyorum ona, yanıyorum, bitiyorum, tutuşuyorum." diyor. Böyle yanmak olmaz. Sen yana adam görmemişsin. Şimdi sevmek dediğimiz şey kişi, erkek, hanımefendi, bunun artık adını siz koyun. İki kişi, iki birey birbirini sevecekse şunu yakalamak lazım. Ben seni severim. Ben seni seviyorum. Fakat bana şunu yaparsan, bana şunu söylersen, anneme şöyle davranırsan, babama şunu söylersen Şurada oturursak bana şu arabayı alırsan. E kardeşim kusura bakma da sen karşındakini sevmiyorsun. Sen kendini seviyorsun. Ticari bir anlaşma yapıyorsun. Kesinlikle. Kendi arzu ve istekleri karşısında vuku bulursa onu o zaman sevdiğini iddia ediyor. O zaman tam tersi mi? İtaat etmek midir sevgi? Sevgi itaat etmektir. Yani kendisi aradan çıkıp da itaat etmektir. Ve bununla tek ölçü şudur. Allah için sevebiliyorsa. Hubu fillah. Tabii. Buğdu fillah. O zaman nefret de mi sevginin bir parçası? Ha, tabii hani bu detaylandırmak gerekir yani tüm sevgiler için bu geçerli değildir yani bir karı koca sevgisi vardır bir abi kardeş sevgisi vardır mürşit mürit sevgisi vardır bunlar aralarında bir değişkenlik gösterebilirler ama hepsinin ortak noktası ortak buluştuğu yer samimiyettir. Şimdi biraz önce de bir silsile verdiniz ya işte sevgi muhabbet aşk orada aşkta yanmadan bahsettiniz acı ızdırap işte kayboluştan bahsettiniz. Hal ile bunu belirtmekten bahsettiniz. Şimdi sevginin hali var mı? Dışa yansıyan, dışa vurum var mı? Muhabbet de var mı? Bunların kademeleri var mı? Yani memleket sevdası var. Kimisi hayvanlara karşı, kimisi tabiata karşı, kimisi işte burada abimiz gibi. Nostalji. Nostalji, kimisi sanata karşı aşırı muhabbetli. Bunlar da bir dışa vurum mu? Tabii ki. Yani muhakkak vurur. İşte demin dediğiniz gibi şimdi Recep Usta bu işlerle uğraşmış. 30 senemi verdim ben buna diyor. Kolay bir iş değil. Türkiye'nin dört bir tarafından bunlar tedarik edeceğim diye uğraşıyor. Ben gidiyorum, bana gönderiyorlar diyor. Neden? Çünkü sevmiş. Önce bu ilgiyle başlamıştır. İşte ilgi sevgiye dönmüştür. Hı hı. Sevgi ondan sonra muhabbete döner. Muhabbet dediğimiz ne? Muhabbet dediğimiz şey hani bir türkü sözü bizim pencereler yere karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır diyor. Hı. Girebilsen sinemde neler var? gülüp oynadığım ele karşıdır demiş. <laughs> evet. Yani şimdi karşılık bulmayan bir şeyde de muhabbet olmaz. Ama muhabbetin de o ticari kafalardan sıyrılıp yalnızca sevgili için yaşamak vardır. Ama Neşet Hanım da o işte karşı karşıya olmaz için davet ediyor. Bul beni beni diyor. Kerem'i sen Aslı'yı bul. Evet. Evet. Yani şimdi sevginin tabi bu anayasaların, anayasa maddelerinden bir tanesidir yani. Görünmeyi istemek, bulunmayı istemek, bir teveccüh görmek, çünkü sevgili nazlıdır. Sevgilinin aslında iki yüzü de birdir. Böyle işi biraz öğrenen, kavrayan insanlar için artık mesafenin bir anlamı pek olmaz. Hatta görmek bile istemez biliyor musunuz? Görmek bile istemez. Hani bir şiirin beytinde, mısrasında söylüyor ya bakanlar baktı sana ben uzaktan uzaktan diyor. Bakın. Has bahçesinde ömrün yakın olmaz bana gül. Bizarım ümidime kurulan her tuzaktan. Tutuştu o lacivert hayale düşen kakül. Bakanlar baktı sana ben uzaktan uzaktan. Sevgilinin seveni çok olur, meyyan edeni çok olur. Gafil olan bir karşılık bekler, gözü gözüne değsin, dizi dizine değsin, tenin tenine değsin ister. Ama gerçekten onu gönülden gönlünü rapt etmiş, gönlünü bağlamış kişi onun hayali bile ona yeter. Şu mudur? Fatsullah Mehmet Han Hazretleri'nin Avni Mahlası'yla yazıyor değil mi? Yanlış söylüyorsam evet, düzeltin doğru. efendim. Orada aşkın kanunu yazmış bir şiirinde. Birinci maddesinde aşkta kavuşmak caiz değildir evet, diyor. Değil mi? Kavuşmayacaksak niye seviyoruz? <laughs> yani çok düz mantıkla baktığımızda böyle mi? Kavuşmayacaksak niye seviyoruz abi? Ne bu ızdırap acı kelem yani? Çünkü kavuşanların halini görüyoruz ya. Kavuşanlar etrafımızda illaki duymuşsunuzdur. Onca ayrılan insanlar var, çiftler var. Bunlar kavuşmuştu. Niye ayrılıyorsun abi? Madem ikiniz birbirinizi sevmiştiniz. Hatta kavuşana kadar ölenler, bitenler, aşkım, canım, cicim vesaire. Bu ayrılanlar, boşananlar kim abi? Yani demek ki bir araya geldi mi bir şeyler değişiyor. İşte buradaki ince detay ne? Sevmek de, nefret de, buğuz da bunların hepsi Allah için olabiliyorsa. Çünkü bakın şöyle bir şey vardır. İki kişi diyor birbirini Allah için diyor severse, Allah için ellerini bir araya getirirse üçüncü el Allah'ın kudret eli olur diyor. Hani sohbetin başında söyledik ya. Neden sevme o nasılı değil? Batı kafası her bir iş yaparken nasıl der? Bizim medeniyetimiz niçin der? Adam bir şey yapacak, bunu nasıl yapsam, hangi araç gereçte yapsam, nasıl vursam, nasıl kırsam, uçak lazım, füze lazım vesaire gibi. Ama bizim medeniyet bir iş yapacağı zaman her zaman niçin demiştir. Ve tek cevabı vardır. Allah içindir. al Her şeyi Allah için mi yapmak? Her şeyi Allah için. Şimdi e sizin sosyal medya hesaplarınızdan mı dinlemiştim? Bu arada Fatih Buhara Benzek özellikle YouTube'daki eserlerini takip etmenizi rica ediyoruz. Sosyal medya hesaplarını takip ederseniz birçok güzel yeni eserler çıktı. Geçen gün de şiirinizi dinledim, çok hoştu. Teşekkür ederim. Orada mı dinledim yoksa bir sohbetimizde mi? Böyle baba dostluğuyla ilgili bir şey anlatmışsınız. Dostlukla ilgili bir şey anlatmıştınız. Onu da bu, bu konuda geçirmek istiyorum. Eskiyle Sıla Rahimle ee, geçmişe bağlılıkla bunlar da önemli midir? Allah için yapılan ibadetler. Bir kısa anlatmıştınız orada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, bayramda yapılması gerekenle ilgili. Evet. evet. Ee, yani ben, altını çizerseniz tekrar sevinirim. Tabii ki. Yani. Ben de bunu çok önemserim. Yani yani bizim medeniyetimizde, bizim dinimizde, bizim kültürümüzde e, eksik olan hiçbir şey yok. Eksik olan insandır. Bize, e, yani bunun muhatabıdır eksik olan biz de kendimizi tamamlamak üzere zaten hayatımızı idame ettirmeye çalışan insanlarız. Olmaya gayret ediyoruz en azından. Yani kaliteli yaşamaya çalışıyorsun. Tabii bu kalitenin ölçüsü de senin benim e, ölçüm değildir aslında. Hocam hakikati hakikati insan kendisine göre böyle sevelendirmemeli. Ya teşbih yapıyorum. Hakikat hep şuradadır. Sen kendini ona göre ayarla. Sen o zirveye çıkmaya çalış. Sen onu kendi boyuna indirme. İndirdiğin zaman hiçbir şeyde muvaffak olamazsın. Artık kendine göre yorumlarsın. İstenilen kıvama gelemezsin. Şimdi bir teraziye çıkacaksın. Şimdi kuyumcuların hassas bir terazisi vardır değil mi? Evet. Yani o hassas terazi bir pazardaki bir kardeşimin terazisiyle ölçülemez, tartılamaz ya da pazarda yapılan patates tartamayız. Tar yani. tartamazsınız yani bunu. Bunun için böyle bir hassas gönüllerde, hassas gönüller e, nasıl hayatına renk vermiş, nasıl hayatına yön vermiş Hani demin dediniz ya o şairlerden falan girdiniz. işte Fatih Sultan Mehmet Han'dan girdiniz. Yahu öyle şahsiyetler, öyle insanlar var ki bizim bizim kadim medeniyetimizde. Ben hep şunu savunmuşumdur. Yani bu şairleri, bu bizim tarihimizi insanlar okumalı, öğrenmeli. Bir tane şairin hayatına bakarsın. Bir şairin bir şiirini okursun. Ezberlersin. O seni farklı bir medeniyete götürür. O seni e, geçmişe götürür. O zamandaki İnsanların o, o zaman da yaşayan şairler kim? O zamanı yaşayan padişahlar kim? Ya da tam seni asıl saadete götürür. Yani bu işi hafife e, almamak lazım ve şunu da şiddetle savunuyorum. Yani şiir şair olmak da çok da ya yani mühimdir tabii ki e, kültüre, edebiyata, sanata, topluma e, bir şey katar şairler ama bunun altını şair doldurmalı. Şimdi Allah için söylüyorum. Yanlışım varsa Allah beni affetsin. Ben de şiir yazıyorum derdimi ifade etmeye çalışıyorum. Şiiri yazdın, paylaştın, insanlar okudu. En işte bilmem kaç dörtlük yazdın, paylaştın. Fakat bu Fatih Buhara'yla ya da işte Erdem Hoca'yla oturduğun zaman bu savunduğu şeylerin, dert edindiği şeyleri ifade edebiliyor mu? Beslendi, beslendiği yer ne? Yoksa yazmak çok zor bir şey değil. İnanın çok zor bir şey değil. Bakın, ee, buraya gelmeden önce şaşırdım, etkilendim yani. Ee, Radyoda dinledim. Pardon affedersiniz. Sosyal medyada gördüm. Bir tane kadınla bayan hanımefendiyle bir röportaj yapıyorlar. Hanımefendiye diyorlar ki hayatınızdan memnun musunuz falan diyor. Diyor hiç diyor memnun değilim. Hafazan Allah kaderime lanet ediyorum diyor. Böyle bir kader mi olur falan diyor. Baktığın zaman da böyle münasip bir hanımefendi gibi şey yapıyor. Çünkü bir hocam bir temsiliyet diye bir şey vardır. Bakın burada siz layık görmüşsünüz. Bizim söylemlerimize dikkate alarak söyleşi yapıyorsunuz, röportaj yapıyorsunuz. E Burada biz konuşuyorsak insanlar söylediğimizi dikkate alıyor. Seni bazen bir temsil, bir şey olarak bile görebiliyorlar. Onun için benim konuşmam, söylemem, anlatmamız bizlerin çok önemli şeyler bunlar. Sakalınız bir şeyi temsil ediyor. Ta, tabii ki. bir şeyi temsil tabii ediyor. Tabii ki. Yani Ciliniz, hep ipucu verir ki. bunlar bazı şeyler. Şimdi o hanımefendiye ben çok üzüldüm. Neden? İşte bakın söylediği sözün nereye gideceğini bilmiyor kendisinde nasıl bir kötü bir olumsuzluk, gönlünde böyle nasıl bir yıkım olduğunu aslında farkında değil. Bunları, bu yıkımı onarmak istiyorsa insan, işte bunu ehil insanlar ile ama şairlerle, ama kitaplarla, ama sohbetlerle, yani gönlünü böyle mamur edebilecek şeylerle meşgul olup en azından böyle insanın gayretine, Allah'ın gayretine dokunacak sözlerden insan biri olmalı. Ve bunlar da kendisine neyi yakın görüyorsa, idrakı ne yöndeyse bunu öyle yapmalı. Hı hı. Ama şiir olur, ama sohbet olur, ama Kur'an-ı Kerim olur İşte Ne bileyim yani beslenecek o kadar şey, çok kaynaklar var ki şu çağda bizim bir şeyimiz yok, bir mazeretimiz yok artık yani. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çağda yaşasaydı e, hangi argümanı kullanırdı? Yani bu bizim kullandığımız veya şu an bizim e, nefret edip kınay, kınadığımız şeyleri bu çağrısını yapmak için, herkese ulaşmak için kullanmaz mıydı? Yani radyoyu kullanmaz mıydı? Amenna. Televizyonu kullanmaz mıydı? İnterneti kullanmaz mıydı? Ya tabii ki. Işte Biraz orayı yani. mecrayı e, sanki bir yere bırakılmış gibi ya Bakın şimdi sanki. yani ahlak egemen olmadıkça hiçbir şeyde muvaffak olamıyorsunuz. Bu her insan için geçerli. Dünya görüşü ne olursa olsun. Ben bazen öyle insanlarla karşılaşıyorum ki bakıyorsun böyle bir hani muhafazakar böyle bir duruşu olmayabiliyor. Ee, ama öyle güzel bir ahlakı var ki inanın ya Rabbi diyorum buna ibadet nasip et, buna tövbe nasip et. Ee, ondaki güzel hasletler diyorum ya Rabbi bana da nasip et diyorum. E şimdi ya bir Müslüman, bir mümin bu coğrafyada yaşayan insanlar e, biraz hizaya gelmeli. Yani siz insanları işte açık kapalı, sakallı, bıyıklı diye ayırt etmiyorsun. Kesinlikle. Sadece huylar insani tavırlara göre Tabii ki. öyle ölçümlendirmesi gerektiğini tavsiye Amen olsun, Kesin, mi? kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani o demin sorduğunuz şey kalmasın, yarım kalmasın. Yani biz gerçekten medeniyetimizde, bizim tarihimizde bize vermeyecek hiçbir şey yok. Yani bizim dinimizde senin ticaretine kadar, evine girip çıkmana kadar, selam, yani her şeyin her şeyin sana bir ölçüsünü koymuş. Bunu böyle böyle yapacaksınız demiş. Ve hani söyledi benim çok hoşum, hoşuma gidiyor. Beni çok etkiliyor bu. Hayatın içinde bunu görüyorsunuz. O baba dostu kavramı dediniz ya. Ya en azından hani bu biraz da kabiliyet istidat meselesidir. O güzellikten ne kadar alabiliyorsan o kadarıyla amel et. O kadarıyla yaşa. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'a sahabe efendilerimiz geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah Ramazan bitiyor, bayram geliyor. Diyor ki bayramda e, ne yapalım, ne buyursunuz? Diyor ki memleketlerinize gidin, sıla-i rahim yapın. E diyor ki bir tane sahibi efendimiz diyor ki ya Resulallah benim diyor memleketimde kimse diyor yok. Hiçbir akrabam kalmadı diyor. E, diyor ki baba dostum da mı yok? Babanın merhaba dediği dost oğlu kimse de mi yok? Diyor o da o da yok diyor. Olsa ona git onu ziyaret et diyecek. Öyle deyince o zaman diyor ki doğduğun diyor, caddede o, o mahallende o, orada yürü. Diyor şifa olur diyor. Yani şöyle bir ölçü vardır bir kısa vardır benim çok hoşuma gider bu. Baba dostu deyince bir tane evlat babasına demiş ki babacığım demiş artık demiş ben büyüdüm. Delikanlı benim demiş güzel dostlarım var. Bana bir tavsiyen seninle tanıştırmak isterim falan gibisinden. Demiş ki evladım bir tanışmadan önce demiş bir daha olmamıştır senin dostun bir, bir tartsak bir denesek ne, dersin? Demiş baba ben güveniyorum ama demiş hani imtihana gerek yok yine de sen bilirsin. Bir şey yapalım bakalım demiş. Peki ne yapacağız baba? Diyor ki babası bir tane koyun kesiyor. Koyunu çuvalın içine koyuyor böyle kanlı falan. Diyor bunu diyor git diyor akşam vakti diyor. O dostun dediğin kişinin diyor evine git. Kapısını çal arkadaşını diyor. Açsın ki ya kardeşim ben işte adam öldürdüm. Bana yardım et bu cenaze ne olacak falan gibisinden. Tamam baba diyor bakalım ne yapacak sana diyor. Dediğini yapar çuvala koyar kanlı koyunu. Arkadaşının kapısını çalar. Der işte kardeş böyle böyle bak vaziyeti görüyorsun. Ben adamı öldürdüm bana yardım et. Ya, ne yaptın diyor adam korkuyor hemen arkadaşı kapıyı kapatıyor. Git başın belaya sokma diyor. Diğer arkadaşına gider. Sabaha kadar böyle gezer. Hiç hiçbirinden de bir karşılık bulamaz. Geri gelir babasına. Baba dersen haklıyız. Böyle bir kötü gün de kötü gün kötü bir şey başımıza geldi ama hiçbir dostum bana yardımcı olmadı. Diyor eyvallah. Bir de diyor benim diyor dostumu deneyelim bakalım diyor. Dost demiş bir öğren diyor. Hem ben de öğrenmiş olurum. Aynısını diyor git diyor falanca mahallede diyor. Falan, falanca, falanca e, sokakta bir benim bir arkadaşım var. Ona git bunu öyle yap. Peki babacığım gider babasının dostuna kapısını çalar. Diyor ki efendim ben falancanın oğluyum. Ben böyle böyle bir şey yaptım. Babamın dostu olduğunuzu biliyorum. Diyor ki işte bunu ne yapacağız? Diyor evlat dışarı çıkıyor. Sen diyor içeri gir. Şöyle sağa sola bakıyor. Ondan sonra bunun yerini yatağına yani sen diyor e, keyfine bak. Adam çıkar bahçeye. Bahçede orayı kazıyor. E, o çuvalı alıp oraya gömer. Üzerinde böyle çiçekler, lale çiçekleri falan e, dikiyor. Sonra diyor ki, sen diyor bugün burada kal. Sabah diyor gidersin diyor. Bu da artık bu artık bizde diyor. Kendi bahçesine gömüyor. Evet. Dönüyor babasına. Baba diyor böyle böyle oldu. Hakikaten diyor senin diyor arkadaşın diyor senin sana dostmuş diyor. Bana böyle böyle yaptı, aldı, gömdü, beni de diyor gönderdi. Diyor evlat bu diyor e, tam olmadı daha. Sen diyor yarın diyor. Tam bir imtihan değil. Yani, tam tam evet. bir imtihan değil. Hele bir de diyor böyle bir kuyruğuna bir basalım bakalım diyor. O zaman e, ne yapacak? Tepkisi ne olacak? Sen diyor yarın diyor, öyle vakti diyor o falanca camiye gider. Oraya git insanların içinde buna diyor geç karşıdan tokat at. Eğer diyor sana kızıtla diyor e, sen ne biçim adamsın? Ben sana bak dün neler neler yaptım bilmiyor musun? Belki seni polise şikayet eder falan diyor. O zaman görürüz diyor bunun kalitesini. Gider. Aynı dediğini yapar hocam. Karşıdan gelir bir tokat atar. Adam hiçbir şey demiyor. Bir daha tokat atıyor. Yine bir şey demiyor. Bir daha atıyor. Artık tam elini tutuyor böyle. Diyor evlat diyor. Babana diyor selamımı söyle. Biz diyor iki tokada diyor lale dibini aşmayız bak diyor. <laughs> evet. Yani ne kadar güzel bir ölçü. Hani buna benzer bir şey daha vardır. Bakın bunları konuşurken İbadetten, taatten, namazdan, şundan bundan konuşmuyoruz bakın. Ahlaktan konuşuyoruz. Bir baba oğul evine giderken her zaman gittiği yoldan gitmiyorlar. Yolunu değiştiriyorlar. Oğul diyor baba diyor niye diyor buradan biz evimizin yolu diyor burası yolu niye uzatıyorsun? Diyor ki evlat diyor şu kasap bir amcam var benden geçen diyor borç para istemişti diyor. Vaktine veremedi diyor. Beni görüp de diyor utanmasın aklına gelmesin diyor. Nezaket. Yani şimdi bakın ne oldu? O çocuğa saatlerce nasihat etmektense orada o hadise yaşandı. Zuhur etti. Kendisi misal olarak bunu orada yaşadı. Çocuğun fikriyatında, hissiyatında kaldı. Yani çocuk terbiyesi de yani yaşayarak göstermek böyle bir şey değil mi? Tab yani? tabii ki, tabii ki. Yani hani büyüklerimin sözü vardır. kimse diyor evladını diyor terbiye edeceğim diye uğraşmasın. Onların diyor size benzeyeceği kesin, siz kendinizi düzeltin diyor. Muazzam. Hani bir söz basit bir kolay bir söz vardır. Kuş gördüğü yuva yapar diyorlar. Erdem hocam. Hı hı. Hakikaten öyle. Yani çocuklar bizleri izlerler, bakarlar. Ona göre yani bir tek onun dediği doğruymuş gibi olur. Onun onun giyinişi, onun konuşması. Çünkü onun karşısında rol model anne ve baba başka bir şey değil. Hı hı. E bunları da yetiştirmek için hocam önce yetişkinleri yetiştirmek gerekiyor. İtişkinlere evet. eğitmek gerekiyor. Yani o işte o sevmenin, o muhabbetin, o aşkın bakın şöyle size bir şey söyleyeyim mi? Bu ara çok böyle içimde geziyor. Bizim şu an yitik bir hazinemiz, yitirdiğimiz bir değerimiz var. Biz derinlikten çok uzaklaştık. Hayatı hep kıyısında yaşıyoruz. Hep görünen yerinde yaşıyoruz. Artık görünmeyen bir şeylere itimadımız, inancımız kalmadığı için görünen şeylere itimadımız yükseldi ama modernitenin de şeyler, ama çağımızın da şeyler. Ya bunlarla nasıl insan başa çıkar? Hep böyle eleştirmekle de olmaz. Ha bunları da konuşmak gerekiyor, söylemek gerekiyor. önce kendinden başlayarak. gördüğümüz eksikleri de uslubunca yerine getirmek gerekiyor sanki. Yani biraz eleştiri kültürü lazım ama eleştiri de çok kaba incitmeden yapmamak lazım. Aminle tabii ki tabii ki. Bu da sevgiden, saygıdan, saygı da sevginin parçası. İsterseniz nezaketi, sevgiyi, saygıyı bir abiler de izin verirse yine bu muazzam otantik yerde bir program daha yapalım hocam. Olur, olur inşallah. Ee, son olarak bu bu konuda bir çerçevelendirici toplarsanız o veda edelim. Olur, Efendim, uyum olur. görürsünüz. Yani insanın önce saygı göstereceği, seveceği bir ilkeleri, değerleri olmalı. Sen ne için yaşıyorsun? Kimin için yaşıyorsun? Hayata bırakacağın, hayata söyleyeceğin şeylerin neler? Aslında özetini biliyor musun? İnsan ya öleceğini bilerek yaşayan bir insandan bir şeyden bahsediyoruz ya. Öleceksin hocam, herkes ölecek. Ve senin orada neyin beklediğini bilmiyorsun. Ve hani ölümü çok anın diyor Allah Resulü. Hevesleri yarıda bırakan, kahkahalarınızı yarıda bırakan ölüm. Kabire girecek bir insanın saygılı böyle saygısını yitirmek, sevgisini yitirmek, gözünün de gördüğü ne varsa ona muhabbetini, sevgisini veremeyen insanın ne kendisine saygısı vardır, ne kendisine sevgisi vardır. O ancak kendisi için yaşar, kendisi için ölür. Ama kabire gittiği zaman da işin işin öyle olmadığını ona tane tane yavaş yavaş anlatırlar. Ama bir daha işte bunun da geri gelmesi yok. Son olarak şunu arz edeyim. Bir kuş yuvasını yapacağı zaman farklı farklı ağaçlara gider, oradan dallar alır, yapraklar alır, yuva inşa eder. İnsan da şahsiyet yuvasını oluşturmalı. İnsanın şahsiyet yuvası da şahsiyetli insanlarla birlikte olarak olur. Güzel insanlarla birlikte olarak olur. İşte bir şairin şiirinde, bir bir, bir kitabın müellifinde, bir gözünün gördüğü zaman Allahı hatırlatacak insanlarla. İnsanın şahsiyeti de böyle oluşur ve şahsiyetli yaşayıp şahsiyetli ölür. Ve umarız ki duamız nizaz, niyazımız da o yönde şahsiyetini koruyan, şahsiyetiyle yaşayan ama bu şahsiyet ölçüsü de Allah'ın ölçüsünde yoksa pek bir manası olmaz. Ama Allah'a ölçüsünde ve Resul'un Resul'un ölçüsünde insan hayatına tatbik yön verirse, tatbik ederse o zaman iki cihan saadetinde Allah lütfedi verir diye düşünüyoruz. Niyazımız öyledir. Efendim Allah razı olsun. allah Teala size ve iki cihan saati ihsan etsin. Kabir Amin azabı da vermediniz. Biraz önce e, kabir azab vermesin. Biraz önce dediniz orada işte kabirde tekrar sorarlar. Zor sualler. <laughs> zor günler. E, efendim muazzam bir ortamda, muazzam bir üstadla söz üstadıyla birlikteydik. İnşallah bir programda burada çekmeyi düşünüyoruz. Gelecek İnşallah. bölümde. Fatih abicim çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Efendim saygıyla hürmetle selamlıyoruz.